Bager merhaba. Merhaba, nasılsın? Bomba gibiyim. İyi iş nedir? İyi işi ben söyleyemem. İyi değişen bir şey. Öznel bir şekilde kendi bakışımı söyleyebilirim. O yüzden kendi beğendiğim işleri anlatacağım. Buyurun hocam. Şimdi ilki Uber Morgan diye 2-3 kişilik bir grup Avusturya'dan. Mesela ilk işlerinden biri Google Will Eat Itself. Google kendini yiyecek işi. Yani bir tane web sayfası açıyorlar. Google reklamları veriyor ama gizli bir şekilde. Reklamlardan kazandığı parayla Google hissesi alıyor. Dertleri Google'ı ele geçirmek. Bayağı para kazanıyorlar burada yani. Ama onlar ne kadar kazanırsa kazansın Google daha çok kazanıyor. Orana bağlı. Google'ın aracı kurumum. O yüzden hani ben o kadar fazla pay almayacağım iddiası vardı. Aslında biraz buna saldırıyor. Bir örnek yaratıyor ve bir düşünce gösteriyor. Amazon bir ara kitapların PDF'te rastgele sayfalarını gösteriyordu. Bunlar da bir script yazdılar. Bütün o rastgele sayfaları bakıp toplayıp böyle bütün PDF'leri indirdiler Amazon'dan falan böyle. Çok güzeldi. Böyle kitaplar dağıldı bir anda ortalıkta. Sonra Amazon algoritmayı değiştirmek zorunda kaldı. Bunlar sanat işi mi diyorsun sen? Buradaki işlerin çoğunu şöyle hissedeceğini insanların biliyorum. Bunlar sanat mı diyecekler. Bütün anlattığım işler sanat kurumları tarafından kabul edilmiş. Sanat tarihine girmiş. Dünya çapında bilinen sanatçılar. O yüzden böyle köşede kalmış falan bir sanatçı yok yani. İnsanların bilmiyor olması onların ilgi alanına girmiyor olması ile ilgili. 2000 senesi gibi bir tane yüksek lisans öğrencisi James Baumgartner. Bu bir tane forum açıyor Amerika'da. Oy alıp satma forumu. Olay oluyor tabii bu. Ve forumun kapatılması gündeme geliyor. Uber Morgan'dakiler arıyorlar. Bunları diyorlar ki abi kapatma. Avrupalı iş adamlarına sattım de bize ver isteği diyorlar. Sonra olay oluyor. CNN bir gün canlı yayına bunları çağırıyor. Ve diyor ki sizin derdiniz ne kardeşim? Bizim demokrasimize mi saldırıyorsunuz? Bunlar diyorlar ki hayır kardeşim biz kapitalizme inanıyoruz. Demokrasiye de inanıyoruz. Bunları daha yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Sanat olduğu anlaşılınca herkes çok mutlu. Sarılıp öpüşüyor tabii ki. Yani, sanatmış falan. Bravo falan. Demek ki etkisiz. Evet. Aynen öyle. Orada kalıyor. O CNN'deki konuşma çok güzel. CNN'de konuşulan senin ne kadar yerlerde olduğunu, o kavramlarla ilgili. Neyse sonra İsviçre devleti diyor ki ya bizim çok az katılan var seçime. Bunu bir farkındalık kampanyası olarak İsviçre'de yapar mısınız? Sonra bunlar İsviçre devletinde bunu yapıyorlar. Sokakta düşünsene oylarını sat diye reklamlar var falan. Neyse bir sürü kişi pusulaları yolluyor. Bir sürü kişi para yolluyor. Bunlar para yollana pusula yollamıyorlar. Pusula yollayana para yollamıyorlar. Hepsine el koyuyorlar. Millet gidiyor polise diyorlar ki bunlar bizim paralarımıza el koydu yani. Pusulaları da vermedi. Devlet destekli reklam projesi olduğu için biliyoruz canım benim falan değil. Yolluyor bunları. Çok iyi. Şimdi bunu anlattılar böyle ve ben böyle yanlış hatırlamıyorsam birkaç milyon işte bilmem ne İsviçre frankı falan gibi paralardan bahsediyoruz. Parayı ne yaptınız dedim. Adam çok güzel bir şey söyledi. Paraya dokunursak da suç olurdu. Ama para orada kalabilir. Bu bir eser dedi. Ve bir anda böyle dedim çok güzel yani yaklaşımları çok acayip hoşuma gitti ve para duruyor. Hala orada o oy pusuları da kasadaymış. Yazık o paraya yalnız. Onu TV'ye transfer edebilir miyiz? Olabilir, konuşabiliriz. Improve Everywhere diye bir ekip var. Aslında bunlar performans sanatından tetiklenen kişiler. Ve böyle garip işler yapıyorlar ve bu arada bir sürü işi Türkiye'de biliniyor ama adlarını bilmiyor. Flash mob falan diye de geçiyor. İşte sokakta yastık savaşı yapan gençler mesela. Toplanıyorlar işte 300 kişi yastık savaşı yapıyorlar. Türkiye'de de yapıldı. Flash mob diye bir hareket vardı onun. Evet evet. Aslında yaygınlaştıran ilk gruplardan biri bunlar. Mesela en ünlü en sevdiğim işlerinden birisi New York'ta merkez istasyonda bir anda böyle 100 kişi donup kalıyor böyle. Herkes ne oluyor falan diye bakıyor böyle. Millet ilerleyemiyor. Bir de cümleleri de şey we cause scenes. Olay çıkarmak anlamına da geliyor. Evet evet. İzlenecek bir seyirlik bir durum yaratıyor. Bu tip bir sürü etkinlik bunlarımız. MP3 experiment vardır. MP3 deneyi. İnternetten toplanan 300-500 kişilik grup gibi düşünün. Diyorlar ki cumartesi bir etkinlik yapacağız. Sadece kırmızı, yeşil ve mavi tişört giyin. Herkes giyiyor. Herkes işte iPod'unu kulaklığına alsın gelsin. Şu MP3'ü de içine kaydetsin diyor. Herkes kaydediyor. Herkes aynı anda play'e basıyor ve oradaki komutları yapıyorlar. Diyor ki kırmızılar bir araya toplansın hop. Sarılar etrafında yuvarlak çizsin. Yeşiller bilmem ne yapsın falan gibi. Sonra onlara bu tepeden helikopterle çekiyorlar ve muhteşem görüntüler oluşuyor vesaire. Bir sürü dünyadaki o 99 protestoları Arap Baharı'nda oralardan çıkan protestoların aslında sokaklardaki versiyonunu gördük. Bir sürü sokak performansını tetikledikleri için önemli gruplardan birisi. Bir anda şaka programına dönebilir biliyor bazıları. Mesela gidip İnnet'in cenazesini falan bastıkları da var. Flash mob'dan flash roblar çıkıyor. 300 kişi bir dükkana gidip soyuyorlar. Suça giriyor. Suç tabii çok net suç. Hocam niye böyle hep anarşist şeyler içindesin? Bunlar aslında bir metot gösteriyor. Sokaktaki hareketimize dair bir şey. Hocam sizin sanat dediğiniz şeyler bunlar mı oluyor peki? Performans sanatına yakın. Diğeri biraz daha kavramsal bir iş. Yani diyorum ki hocam şöyle bir güzel orman bir manzara resmi. Böyle şeyler yok mudur hocam? Bir Picasso senin için sanat mı? Evet yani dönemi için öyle. Hala da öyle. Ama gerçekten çok zor ve çok dar. Ben şu an bir dünyada yaşıyorum ve bu dünyayla ilgili bana bir şey söylüyor bunlar. Dünyayı okumama yardım ediyor. Daha iyi görmemi sağlıyor. O yüzden ben buna sanat hissediyorum. Mesela bir tane fiziksel bir iş göstereyim. Estetik tarafı da yüksek. Bu şey Image Fulgurator diye Julius von Bismarck'ın bir işi. Bir tane fotoğraf makinesi yapıyor aslında. Makineyi biraz değiştiriyor. Flaşı negatifin arkasına koyuyor. Negatifi yakıyor. Sembol çiziyor oraya. Başka biri bir şeyin fotoğrafını çektiği anda kendi flaşını da
açıyor. Yani mesela örnek vereyim, işte Obama kürsüde konuşma yapıyor, normal bir durum falan. Sen fotoğraf çektiğinde kürsünün önünde bir haç çıkıyor bir anda. Ama gerçekte göremiyorsun. Nasıl sadece oluyor? Fotoğrafta görüyorsun. Çünkü senin flash'ın patladığı anda o da flash patlatıyor. Pozitif imaj olduğu için orada flash'la o imajı tekrar oraya vuruyor. Dolayısıyla bir anda haç kürsünün üzerine çıkıyor. Bakıyorsun fotoğrafta bir haç var. Gerçekte yok. İşte Mao'nun fotoğrafı üzerine barış güvercini koyuyor. Aslında projektörle oraya anlık bir görüntü yansıtıyor. Aynen öyle. Bir lazer projektör cihazı da bunu yapabilirdi. Fotoğraf makinesi yapmayı tercih etmiş. Güzel, çok güzel. Dolayısıyla bir tripodla bunu koyuyor, çok güzel sistemi. Sen gidiyorsun, aa çok güzel bir anıt var. İşte savaş anıtı. Senin için gurur verici ama bir sürü insan için de çok üzücü bir anıt. Sen oranın fotoğrafını çektiğin anda üzerinde böyle kan lekeleri çıkıyor. Bu grafiti kültürüne dayanan bir iş. Banksy'ye geliyor. Evet. Yani grafiti, çünkü grafiti aslında senin olmadığı söylenen alanlar, yani mülkiyet diye ilgili bir şey. Çünkü o anıt da mülkiyet. Aslında anıt diyor ki ben tarihi ben yazarım kardeşim diyor oradaki fotoğrafan. Sen de dışarıdan biri olarak tarihin yazılmasını etki etmeye çalışıyorsun. Onu hacklemeye çalışıyor. Burada ilginç bir özelliği var bu işin. Reklam firmaları kullanmasın diyor. Patentini alıyor. Bir yandan da hani hepimizin elindeki bir aleti hafif değiştirerek çözdüğü sistem de beni çok etkilemişti. Flash'ı dedekt eden şey yine aslında var fotoğraf makinesi üzerinde. Zaten öyledir. Evet. Evet, onu trigger ettiğinde kendi flash'ını ediyor aslında. Mesela bu güzel bir iş. Ha okey, bunu beğendim. Tamam, neden süper. Güzel? O CNN'deki görüntüyü düşün. Uber Morgan'ın. Ya da işte flash mobda sen o sırada orada olduğunu düşün. Ya da burada o fotoğrafı çeken kişi olduğunu düşün. Hepsinde gerçek hayattasın ya, bir anda sanat eseri karşına çıktı. Şok etkisi var. Bir bu var. Beni çok ilgilendiren taraflardan birisi bu. İkincisi de müdahale edilemeyen alan. Yani birisi diyor ki sisteme müdahale edemezsin. Adam diyor ki sisteme müdahale ederim. Bunu oynuyor. Diğeri diyor ki işte sokağa müdahale edemezsin. Orada bir yapı var. Ederim. Öbürü diyor ki anıta müdahale edemezsin. Ederim. Aslında hepsinde bir müdahale şekli var. Dolayısıyla bunlar aslında bize o müdahale edilen alanların ne olduğunu gösteren fikirler veriyor. Bu yüzden iyi kötü diyebilirim. İkimizin beğenme nedenleri farklıymış. Biçimle öz arasında çok matematiksel güzel bir ters çevirme operasyonu var. Bazı şiirler sıkıştırma algoritması tabii gibidir. Yani iki satırda 5 yıllık hissini anlatır, oturur ağlarsın. Bazı şiirler dokudur. Böyle ağır ağır gider. Şimdi burada o kadar güzel bir şekilde günlük ters kullandığımız bir şeyle oynuyor ki ve... Biricik bir şeyle karşı karşıyayız. Evet. Çünkü projeksiyon makinesiyle yapması gibi değil. Evet. Projeksiyon makinesiyle yapsa vulgar olurdu. Poetik bir şey var. Olduğu anda oluyor falan, güzel. Evet, çok güzel. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Daha şiirsel bir iş. Graffiti Research Lab mesela. Tempt One diye çok ünlü bir grafiti sanatçısı var. Tony Kwan. Ailesi hastalığına yakalanıyor ve kıpırdayamaz hale geliyor. İşte buna boyamak istediği bir tane duvar var. Bu arkadaşlarından biri işte şey diyor yani. Acaba bu bir tane yazılım var orada işte. Gözüyle yazı yazabiliyor falan. Hı-hı. Acaba bunu yapabiliyorsa grafiti yapabilir mi diyor. Ve olabilir diyorlar. Ve bir sürü hacker vesaire birleşiyor. $50 mal olacak bir şekilde. Dolayısıyla bütün planları da açık olacak şekilde. Yapıyorlar bunu. O gözleri grafiti çizerken bir projeksiyon cihazı hep boyamak sizi binanın üzerine grafiti olarak yansıtıyor mesela. Yani güzel. Çok epik bir iş. Şimdi buradaki hikaye şu. Bu niye sanat projesi? Sorusu çok var. Bu şu. Şimdi bu adamlar bir bunu ticari iş için yapmıyorlar. Bunu bir işe çevirip bütün ALS hastalarına satabilirlerdi. O iş olurdu. Ya da işte bunu bir STK, sivil toplum projesi olarak yapmıyorlar. Bunu nasıl yayarız diye. Bir örnek yapıyorlar. Yani sanatçının olayı bu aslında. Orada bir şey görüyor. Kimsenin görmediği ve yapılabilecek bir şey. Ve yine baktığında deli gibi zanaat var. Bunların hepsinde zanaat var. Hepsinde garip garip beceriler var. Kazuhiko Hachiya diye. Bir Japon sanatçı. İlk yaptığı iş çok komik bu arada. Onu çok sevdiğim bir iş. Bir tane mail yazılımı yazıyor. Komik bir program. Böyle bir animasyon gibi bir şey var. Bir odadasın. Odaya mektup geliyor işte. Ve sen gidip o mektubunu tıklayıp açabiliyorsun. Ama bazen açmazsan köpek var odada. Köpek yiyor bazı mektupları ve haberin olmuyor yani. Bayağı bu kadar yani. Süper saçma. Hani arkadaşın sana dakika, şey diyor. Gerçek mailini bu şekilde mi bakıyorsun? Evet, gerçek mailini böyle bakıyorsun falan böyle. Yani çok saçma ama şimdi mail şeydir ya, ulaştığına eminiz, karşı tarafa gitti falan, onu bozuyor. Ve inanılmaz popüler oluyor Japonya'da. Abi sana 2 gün önce mail attım, ne oldu falan deyince köpek, kusura, köpek yemiş diye biliyorsun yani. Bu kadar gerçek bir şey. Bende olsa köpek bayağı bir doyardı. 32 bin tane okunmamış mail var çünkü. Absürt bir şey. Yani zaten sonra Kazuhiko Hachiya böyle bizim çok sevdiğimiz bazı filmlerdeki ve çizgi filmlerdeki önemli aletleri. Mesela Geleceğe Dönüş'teki kaykayı yapıyor. Yıllarca onu üretiyor. Var bir sürü çekimi falan böyle. O kadar komik böyle. Gazeteciler gelmiş bilmem ne, kaykayı yapmışlar. Çıkıyor üzerine, düşüyor. Bir daha çıkıyor, bir daha düşüyor falan. Neyse bunları deniyor. Başaramıyor çok iyi. Sonra Miyazaki'nin bir tane çizgi filminde uçağın üzerine ayakta biner bir karakter. Çok güzeldir böyle. Onu yapıyor. Ve gerçekten yapıyor ve uçuyor adam. Çok acayip bir kafa var orada. Yani orada obsesifliğin böyle sınırlarını görüyorsun. Şimdi absürt bir tane daha göstereyim. Mayva Denki şirketin adı. Dedim enstrümanı çıkartayım kabından. Allah, unboxing bu kadar kötü yapılabilir. İki kardeş bunlar. Ve değişik enstrümanlar, absürt ya da mantıksız makineler yapıyorlar. Mesela bu enstrümanlardan biri. Bu şekilde bastığınızda şuralara kaydırma tekniği var. Şurada ağzında basma şeyi var. Böyle enstrümanlar yapıyor. Sonra bunlarla konserler veriyor. Şimdi
çok zor anlaşılması. Sanat eseri ne yapmış? Saçma bir şey yapmış. Bu ne oyuncak yapmış gibi daha çok. Oyuncak falan, evet evet. Aynı oralarda yani. Ama bazı aletleri büyük, bazıları küçük. Şimdi diyor ki ben mühendislik eğitimi gördüm ama hep sanat yapmak istedim. Mühendislik doğadaki her şeyi anlaşılabilir hale getirir. Bense diyor sanat yaparken o anlaşılamayan yerlerde kalanlarla ilgileniyorum ve orada bir öz arıyorum diyor aslında. Bütün derdi bu. Şimdi bir sürü yerden ilginç birisi bunu diyor ki, mesela mass pro tekniği icat ettik. Mass production, mass promotion. İşimin sadece müzelerde, sergilerde göstermesini istemiyorum. Ben diyor bir müzisyen gibi büyük konserler verip müziğimi yayamıyorum. O yüzden diyor bunları böyle ucuza ürettirip bütün dünyaya pazarlıyorum diyor. Ve çok acayip bir şey söyleyeyim mi? Şunu Türkiye'deki 1 milyoncuda böyle ufak oyuncak versiyonlarını falan yapıyor. Adam gerçekten yapıyor bunu. Yani eseri o her kanala sokmaya çalışıyor. Kapitalist sanat. Ya hayır, değil değil ya. Adam bayağı oradan kazandığı parayla yine bunları yapıyor yani. O yüzden... Karısı üzülüyordur kesin. Bu kadar absürt bir yerden bakması, adam şirketinin sanat eseri olduğunu falan söylüyor. Anlamıyorum yani, ben böyle zorluyor kafamı ve performansı, videoları. Bütünsellik var yani. Evet evet, ve zaten Japonların bu absürtle onun ilişkisi çok acayiptir. Japonlar evet, ilginç bir ulus. Şimdi orada şu var ama, bu Avrupa Amerika'nın da biraz pazarlaması. Onlar garip olsun, biz normal olalım. Hello Kitty diye bir şey. Evet evet. Yani ya suyunu çıkartabiliyorlar. Burada bize benziyorlar bence bu açıdan. Biz de öyleyiz. Biz sadece bununla barışık değiliz. Bizde de aynılardan, delilerden çok var. Öyle mi diyorsun? Evet, biz onu reddediyoruz. Bir yandan dünyadaki robotik videolarını izliyoruz. Bir de Türkiye'dekini izliyoruz. Ya acayip. Süper fantastik değil mi? Robot şirketi var, evet. Beğenebileceğin işlerden birini daha göstereyim. Theo Janssen'in Strand Beast'i. Böyle çeşitli işte tahtadan, rüzgarla şarj olan bu yaratıkları yapıyor. Yani aslında baktığında 19. yüzyılda çok fazla böyle mekanik ustası var. 20. yüzyılda elektronin gelmesiyle bu ustalar yok oluyor. Otomaton deniyordu mesela, sonra robot kelimesi geliyor. Bu daha eski sistemler çözüyor ama yeni bilgiyi kullanıyor. O iskeletleri tasarlarken yazılımlardan nasıl optimal tasarlayabileceğine dair destek de alıyor. Aşırı rüzgar olduğu zaman kendini yere çakabiliyor alet. Denize değdiğini fark edince geri dönüyor. Mesela. Ha, sensör de var içinde. Sensör ama pneumatik ve mekanik sensörler. Yani hiçbir elektronik parça olmadan yapmış onları. Zaten büyüyor orada. Bir de hayali koyduğu ide ilginç. Mesela diyor ki ben bu yaratıkların kendilerini kopyalayıp bir sistem olarak sahilde yaşamalarını hayal ediyorum. Buradan o hayale gidilmeyeceği aşağı yukarı belli ama o arayışın kendisi çok değerli ve çok da estetik işler bu arada. Ben sana bir iş sorayım. İtalya'da bir gölün üzerine herif kapattı gölü olduğu gibi sarı bir malzemeyle. Cristo ya, böyle hep bir yerleri kumaşla kaplar eder. Ha evet evet evet, land art yapıyor. Bu land art'ta büyük işler yapmak gerçekten etkileyici. Yani çünkü sen manzaraya müdahale ediyorsun. Yüzyıllardır çizilmiş manzaraya bir etki ediyorsun. Benim sevdiğim ise çok basit şeylerle bunları yapmaları. Mesela bir tane New York'ta sanatçı vardı, adını hatırlamıyorum. Çöp torbalarını birbirine bantlayarak devasa heykeller oluşturabilecek hale getiriyor. Sonra da gidiyor onları bir sinemanın hava çıkışı var. Oraya takıyor. Hava bir geliyor, bir anda dev gibi bir heykel oluşuyor. Hava gidince hop diye çöküyor. Ha, bunlar güzel. Çok etkileyici. Ama sen hep bana. Anarşistesin. Evet, ben birazcık kendini sorgulayan sistemlerle ilgileniyorum aslında. Bu yine ortak bir şey ama Golan Levin, Sean Simms'in beraber kurduğu bir şey. Free Universal Construction Kit. Çocukların bu oynadıkları Lego, Kinect, bilmem ne, Tinkercad vesaire gibi şunu yapıyor. Bunların adaptörlerini üretiyorlar. Yani Lego'yu Kinect'e bağlayacak adaptör üretiyor ve bunların 3 boyutlu modellerini internete koyuyorlar. Herkes bassın, bunları birleştirsin diye. Şimdi bu çok şiir geliyor bana. Hani benim şarjımı kullanacaksın, benim kulaklığımı kullanacaksın, benim diskimi kullanacaksın kafası var ya. Bunun karşısında duran ne biliyor musun? Eminönü'nde tezgah açmış adam yere. Adaptör satıyor. Abi neye neye bağlayacağız? Anladın mı? Hocam siz Apple'a düşman mısın? Şu anki Apple'ı çok sevmiyorum. Apple dönem dönem sevdiğim dönemleri oldu ama şu anki Apple çok sevilecek bir halde kalmadı bu arada şu anda biraz. Ben de Apple'a hem aşığım hem düşmanım. Dönemlerin yok mu senin çünkü de mesela? Çünkü var çok ama şöyle. Strateji olarak. Abi insan aklının çok güzel bir yerine dokunuyor. Çok güzel yaptıkları şeyler. Her bir noktasında düşünce var. Bu büyük bir problem dünyada. Yani ürünler çok kötü tasarlanıyor. Güzellik derken fonksiyon olarak da. Laptopun şarj kablosu gidip tık diye mıknatısla oturuyor ya. Şimdi bu küçük bir şey ama güzel bir şey. Olay şu. Apple seviyesinde bunları düşündüğü falan yok. Bunları topluyor aslında. Yani bunları yapan firmalar var zaten. İnovasyonları buluyor. Hangisinin mantıklı olduğunu, hangisinin zamanının geldiğini biliyor adam. Öyle ama mesela o... Kesinlikle dediğin doğru. İyiyi görmek bir beceridir. Bana Apple ürünleri hep sanat eseri gibi gelir. Sana öyle gelmiyor mu? Şöyle şimdi. Eğer birisi beni oradaki büyüyle etkileyip arkadan bir şey kitlemeye çalışıyorsa gelmiyor. Şimdi ben biraz okur yazarım teknolojide. Çok eskiden beri kullanıyorum. O yüzden Apple'ın ne dönemde gerçekten bir şey yapmaya çalıştığı, ne dönemde beni kazıklamaya çalıştığını görebiliyorum. Son 10 yıldır biraz şeyler. Yani son 6-7 yıldır tatsız durumda. Yani 10 yılda olabilir. Doğru olabilir 10 yani yıl. Yani Tim Cook'tan sonra. Evet. Peki bir şey soracağım. Çok güzel getirdiğin işler ama güzel nerede hocam burada? Güzel.
Daha doğrusu şöyle. Ben biliyorsun bir süre bir galeriyle çalışmıştım. Galerinin yönetimi değişti. Başka bir küratör geldi. İşleriniz çok güzel. Bu büyük bir problem dedi. Evet. Bu, ama bu gerçekten varmış sanat dünyasında. Var. Neden? Devir aksak devri. Birazcık işte hatalı olsun, organik olsun. Çünkü bilgisayarla muhteşem iş yapabiliyorsun ya artık. O yüzden güzelin anlamı değişiyor. Başka yere bakman lazım falan. Bu arada yani bu Türkiye'de yeni değişiyor. Aslında Avrupa'da bayağı 100 yıl önce falan bunların etkileri var. Çünkü sanatçıdaki fotoğraf makinesi var. Konuşmuştuk işte ben niye gerçeği yapayım. Doğru ama mesela Picasso'nun işleri de güzeldir. Şu anda. O zaman da güzeldi. Değil. Dönemi için çok önemli. Dediğin çok doğru. Adam biri çıkıyor sokağa. Açıyor şövalyesini resim yapıyor tamam mı? Bir sürü kişi diyor ki ne yapıyorsun? Sokağa mı resmediyorsun? Bu kadar saçma ve çirkin bir şeyi nasıl resmedebilirsin diye. Olay oluyor. Bir sürü kavga çıkıyor. Ve sokakta rastgele resim çizen insanlar çıkıyor. Şimdi o dönem baktığında ben o dönem yaşıyorsam bunlar bana çok güzel gelir. Çünkü o dönemin gerçekliğiyle oynuyor adam. Dolayısıyla şimdi dönem içinde bakmak lazım. Picasso o güzeli çizebileceği yerine öne garip garip üçgenler, renkler, renkler yapıyor diyorlar. Benim güzellik dediğim şey o değil. Güzel. Temel tasarımdan bahsediyorum. Yok temel tasarım zaten genel olarak geçerli çoğu şeyde. Yani o çok gizli bir yerdedir geçerliliği. 2 sene önce tasarım bienali vardı. Bir odaya girdim. Oluklu metal şeyle kaplanmış. Çıktım şey yazıyor işte. Göçmenlerin halini anlatmak için bu odayı metal oluklu alüminyum plakalarla kaplamış. Evet. Çağdaş sanatta şöyle bir problem oluyor. Anything goes. Yani her şey ya. Okeyse o zaman değer nerede? Hayır. Şimdi bak dur. Çok basit bir şeyden bahsedeyim. Şimdi senin modernist yaklaşımının yarattığı problemden bahsedeceğim. Mesela bu işlere baktığımda hepsinin arkasında çok şiirsel bir düşünce davranış. İşte onu diyorum. Bunlar güzel. Ama Gursky'nin fotoğrafları da bana çok güzel geliyor. Yani şöyle evimde olsun isterim bir Gursky. Yani şunu diyorum. Akıllıca bir şey olması lazım karşımızda. Yani şöyle diyelim mi aslında? Bunların hepsi akıllıca çünkü. Bir farkı bir... Alameti farikası evet, olsun. Evet. Bu tamam okey. Her sanat eserinin alameti farikası aynı yönde olmasın. Yani. Değil tabii. Atıyorum birisi güzel gözüksün. Biri sana başka... Şimdi beni ama etkileyen... Bak, saydıkların içinde hiç boş beleş yoktu. Tabii tabii. Bunlar yani öyle. Ama çok boş beleş iş var. Ama demokratikleşme bunu getirir. Boş beleş işlerin sayısı arttığı için iyi işlerin sayısı azalmıyor. Ben kültür endüstrisine karşıyım. Tamam ama bizim de ona alternatif metodlar geliştirmek için taktikler oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani hikaye o aslında. Yani bağımsız film festivali sayısı azalıyor mu dünyada? Tam tersi. Artıyordur yani. Anladın mı? Bunu demek istiyorum. Bizim baktığımız şu. Biz bu alanda az kişiydik. Hepimiz çok elittik. Tatlı tatlı konuşuyorduk. Alan dinamikleri bizim elimizdeydi. Şimdi bu alan demokratikleşti. Suyunu çıkardı arkadaşlar falan yapıyor yani sanat camiası. Sorun burada. Yani bugün sen İstanbul Modern'e girmek istiyorsan geçmen gereken bir aristokrasi var. Tamam ama bugün eskisi kadar İstanbul Modern'e girmen de gerekmiyor olabilir. Alternatifin çok. Ama hala bugün akla o geliyor yani. İstanbul Modern'de işin var oluyor. Örnek olarak söylüyorum İstanbul evet, Modern. Evet. Yani ama eskiden daha dikti bu hiyerarşi. Şimdi daha böyle yani. Senin galerin var mı mesela? Yok hayır. Galerisi olmamalı mı? Şimdi eğer galerinin temsil edebileceği ve standart temsil ettiği şeyler çıkartıyorsan git galeriye ver. Bunu da çok dert etme. Yine yandan galeride temsil edemeyecek işlerini üretmeye de devam et. Yani bunları çok ciddiye almaya gerek yok. Bunlar çeşitli enstrümanlar, iletişim kanalları. Ya diyorum ki adam diyor ki tamam müzede sergiliyorum işimi. Galerim var. Gidiyor ama çok az kişi görüyor. Ben fabrika açacağım. Şu oyuncağı üreteceğim diyor yani. Ben bu delilikten bahsediyorum. Ya o yüzden rahat olmak lazım. Yani Türkiye'de bu delilik seviyesi mümkün mü? Mümkün. Yapanlar da var bence ama karşında göremiyoruz. Var şimdi spontanlık dediğimiz bir kavram var. Sanatın nerede olduğuna bakmak lazım o yüzden. Abi otobanda giderken tamam mı? Arabayı sağa çekip bir göbek atalım mı diyen bir milletiz yani bak. Bu orada ama, bir bu happening'tir aslında. Evet evet ama bu performans sanatı bu yani. Ben bunu Avrupa'da diyorlar ki ülkenizden ne var ilginç sanatla ilgili. Ben bunu anlatıyorum. Ne anlatıyorum sen diyorsun yani. Türkiye ünlü fotoğrafçıların, ressamların anlıyor. Çünkü o beni çok etkiliyor. Kadıköy'de çünkü iniyorum vapurdan. 150 kişi horon tepiyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O performansı, o Improve Everything'deki hikayeyi görüyorum. Bu çok etkileyici benim için. Dolayısıyla var Türkiye'de. Sadece o sanatın elitizminden bir kurtulmak gerekiyor. Okey. Kötü iş çok oldu falan. Tamam sana yapmamış adam. Ya mesela bu da YouTube'da en büyük sorunlardan biri de bu mesela. Her videoyu bize çekildiğini zannediyoruz. Niye böyle yaptı falan. Ben öyle falan. Bir şey zannetmiyorum. Her eserde birilerine yapılıyor. Yani dolayısıyla anlamıyorsan geç. Tamam daha bir sürü var. Yani zaten şu da niye ilginç. Niye vakit kaybediyorsun? Evet, hocam? Aynen öyle abi. Niye vakit Hiç gerek yok yani. Dolayısıyla ben bunları arayıp buluyorum bu eserleri. Siz iyi bir sanatçı mısınız? İyi ne demek şimdi sana? Ben keyif alıyorum yaptığım işlerden. Keyif alan insanlarla tanışıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu arada garip yani. Hani bu bir ilkokul çocuğu da olabiliyor. Muhasebecim de olabiliyor. Başka biri de olabiliyor. Adam yani
düşünsene muhasebecinle sanat konuşuyorsun ya. Ya bundan daha ilginç bir şey var ben mı yani? Ben de muhasebecimle sanat konuşuyorum ya. Vay çok iyi ama ne konuşuyor? Ben beni aradı muhasebecim. Benimki caz hastası. Ha süper çok güzel. Benimki aradı beni. Abi sen çok garip şeyler yapıyorsun bir gelsene dedi. Adı ne oğlum aynı hastalığı? Yani yok değil değil. Çok ilginç. Gittim böyle yani normalde benim daha çok konuştuğum muhasebeci genç olan ama onlar bir yani mali müşavirlik ofisi. Bir tane böyle 50-60 yaşlarında bir mali müşavir var. Usta artık o. Bir de 80 yaşlarında Türkiye'deki ilk mali müşavirlerden biri var. Ben anlatmaya başladım. Ben robotlar mal sahibi olsun diye böyle çalışıyorum. 80 yaşındaki dedi ki dur. Ben zaten dedi 3-5 şeyi aklıma tutuyorum. Şimdi bunu anlarsam her şeyi unuturum dedi. Çıktı. Aferin adama. Sonra diğerleri konuştu bayağı ciddi ciddi. Nasıl olur, nasıl olmalı, olmalı mı olmalı falan bunları konuştuk. Yani bu çok ilginç geliyor bana. Ya da matbaacıda kitap basacağız. Robotun adına basabilir miyiz muhabbet? Yani eser bence her yerde gerçekleşebilir ve ben bu açılardan ilginç bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ama şununla da mutluyum yani. Hani sanatçı olup olmadığımdan kimse emin değil ya. Ya adam bizi kekliyor mu acaba? Senin mi? Hani evet evet. O pozisyonumu seviyorum ben. Sen emin misin? Ben eminim tabii canım. Çok net. Ben sanatçıyım diyorsun. Evet evet. Yani ama zaten sanat tek tür bir şey değil zaten. Tek bir yapı değil. Bilimde bunu yapabiliriz. Yani onu yaptığı bilim değil. Bu bilim falan bunları tartışabiliriz ama sanatta bu çok zor zaten. Yani. Ben sanatçı mıyım hocam? Evet. Ben kendimi sanatçı olarak görmüyorum. Flu TV bir eser ya. Yani ben Flu TV ile tanışmamı hatta öncesiyle beraber tanışmamı hatırlıyorum. Seni kameranın karşısında gördüğüm zaman ilk hissettiğim şuydu. Kırılganlığı kabullenmem lazım. Çıkmam gerekiyor dedim. Yani. O yüzden eser beni o açıdan ediyor. Sen bunun için yapmamış olabilirsin. Etkisi bu. Ve bence Flu TV izleyen bir sürü kişi de bundan etkileniyor. Yani seni orada gördüğün o vizyonu görüyor ve bundan etkilenerek işin içine ama giriyor. Hiçbir zaman uzun metraj çekemedim. Ben aslında şunu hep söylemek istiyorum. Sen rütbeler peşindeysen zor hayatın. Yani orada onların söylemek istediği şey o. Yani uzun metraj çekmiş olmak efendim. Oğlum yani uzun metraj çekmiş olmanın bir önemi yok. Nasıl bir uzun metraj çektiğinin önemi var. O bir rütbeyse eğer evet o rütbe yok bende. O tip söyleyeceğim bir şey olmamış olması. Olmamış olabilir. Veya hayır yetersiz de olabilirsin canım. Yani koşamıyor herif atıyorum. Uzun şey koşamıyor herif abi. Ona uzunu koşması gerekiyor üzerinden bakarsan öyle. Yani sprint atamayana da var ya ona da öyle diyebilir. Kısa film çekemeyen bir sürü uzun film çeken insan da var yani. Çünkü kısa filmin dinamiği başka. Ya hocam yalnız 4K televizyon aldım. Sinemaya hiç gerek yok ya. Bu arada ben orta ve kısa metrajın inanılmaz büyüyeceğine adım kadar eminim artık. Tabii yani YouTube gibi bir medium böyle Netflix'te ilgili. Netflix'te de YouTube'da da her yerde büyüyecek. Duygusal angajman yaratman zor. Yani her zaman 90 dakika formatı önemli bir format bakma. Ayrı ama. Tabii. Kısa çekmek daha kolay, kısa tüketmek daha kolay, tabii. Kısanın üzerine konuşmak daha kolay. Ama şey yani işte duygusal bağlantı yaratmak, katarsis yaratmak istiyorsan illa bir... İnanmıyorum buna. 10 saniyelik Instagram postunda yapıyorsun bunu. Yani olabilir bak, tabii. Daha zor ama. Zor. Almanya'da bir tane okulda ders veriyorum ben işte yılda bir. Kukla yüksek lisansında. Mesela orada GIF tasarımı. Bir hissi al diyor ve onu 3 saniyede anlat. 5 saniyede. Dramaturji dersin. Harika bir şey. Yani. Evet. Yapılır yani. 10 dakika bir insanı bir moda sokmak için ciddi iyi bir süre. Uzun metrajların çoğu zaten bunu çok pervasızca kullanıyor. Yani ben öyle uzun metrajda beni gerçekten de 40. 50. dakikaya taşıyan film falan 50 tane izledim bir tane falan denk geliyor. Yani. Ya şeyde bile onu hissettim aslında. Lion King'de yani müthiş bir teknoloji orada neler yapılabilir. Evet yani. İnanılmaz derecede vasat bir öyküyü herif. Yani onunla uğraşacak güçleri kalmamış gibi geldi bana. Yani ne o kadar büyük harcamışlar ki. Yani öykü yerlerde yani hani şey. Peki hocam budalaca sorularla bitirelim o zaman. Fotoğraf sanat mıdır? Ya ben makinesinden sanat olur diyorum. Sen fotoğraf sanat olur mu diyorsun? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada Patreon'da destek olun. Nasıl para kazanmıyor diye burada alay ediyor bizde ya. Sanat projesi.